1969 yılında Karaköy'de kurulan ve günümüzde ikinci nesil olarak devam eden hidrolik boru bağlantı elemanları alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Kenan Kurtöz'ü tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Evet sevgili izleyenler, sektörel gezintimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere çok uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren firmasından sesleniyoruz. Yanımda yönetim kurulu başkan yardımcısı Kenan Kurtöz bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübeyle birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Birazdan buradaki çalışmalarımızı sevgili izleyenlerle paylaşacağız ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da marka adına ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii. İsmim Kenan Kurtöz. İkinci nesil İsmail Kurtöz'ün oğluyum. Türkiye'de liseye kadar eğitim aldıktan sonra 1980 yılında Almanya'ya gidip makine mühendisliğini okudum. 1991 yılında da Türkiye'ye geri dönüş yaptım. 91 yılından bugüne kadar bölgesel olarak kalite teknoloji biriminde, üretim bölümünde, satın alma bölümünde çalışarak bugüne kadar devam ettim. Bugün şu anda halen yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak devam ediyorum. Aynı zamanda kalite birimi ve satın alma biriminin sorumluluğu da benim üzerimde. Biraz sizlere Kurtöz ailesinden bahsetmek istiyorum. Ailemiz Tunceli, Bülümür, Dağyolu köyünde yaşamakta. Buraya Horosan'dan geldiği söylenmektedir. Tam olarak kökenin nereden geldiği belli değil ama son iki neslin Dağyolu köyünde olduğunu kesin olarak biliyoruz. Buradan 1960 yılında Erzincan'a taşınmış. 72'ye kadar Erzincan'da 50 sektörlerde iş yapmışlar. Daha sonra 72'den sonra 69'da kurulmuş olan İstanbul'daki firmasına bir ailenin bir bölümü çalışmaya gelmiş. 72'de de ailenin geriye kalan kısmı İstanbul'a taşınarak 1973'e kadar Sarıyer Büyükdere'de ikamet etmişler. Daha sonra 74'ten sonra Kurtuluş semtine taşınarak bir dairede 130 metrekarelik bir dairede 15 kişi bir arada yaşamak koşuluyla hayatlarını idame etmişler. Bu süreç içinde amcalarım çalışırken babam da Almanya'da annemle beraber maddi destek vermişler. Bizler 4 kardeş olarak hepimiz Türkiye'de büyüdük. Hiçbirimiz Almanya'ya ailemizin yanına gidemedik maalesef o dönemlerde. Aile birliği çok sıkı ilişkiler içinde olduğu için babamlar kardeş olarak hiç ayrılmamışlar birbirlerinden. Bu da bize bir güç sağlamış. Bu vesileyle kısa sürede belli bir seviyeye getirmişiz. Yıllar içinde gelişen teknolojiyle birlikte yeni sistemlere geçiş yapılmış ve her geçen gün büyüyerek ikinci nesille birlikte fabrika sistemine geçerek devam ettiklerini dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Ne kadar güzel özetlediniz sevgili izleyenlere. Biraz önce zaten üretim alanınızı, imalathanenizi bizlere gezdirdiniz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi uzun yıllardır aynı alanda çalıştığınız için hemen hemen her alana vakıfsınız. Ve yeni nesile de zaten bu bilgilerimizi, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Hem yazılım anlamında hem de sizin bilmiş olduğunuz bilgilerden çocuklarınız ve devam ettirecek olan kişiler de bu aşamada faydalanmış olacak. Burada çok ciddi bir sistem var. Yani bu sistemin oturması çok uzun yıllar almış zaten ama şu an şirketimiz adına konuşacak olursak zaten her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Özellikle üretimini yapmış olduğunuz ürünler 2000'in üzerinde olduğu için herkesin görevi ayrı, kalite kontroller gerçekleştiriliyor ve birçok aşamadan aslında geçmiş oluyor ürünler meydana gelene kadar. Dilerseniz üretim sürecinden de çok kısa bahsedelim sevgili izleyenlere. Tabii olur. Üretim sürecine başlamadan önce şirketin bu fabrika sistemine nasıl geçtiğiyle ilgili biraz bilgi vereyim. 1980 ile 86 dönemler arasında ikinci nesil ve birinci nesil birlikte devam etmişler. 86'dan sonra tamamıyla ikinci nesil olan bizler firmayı devralıp atölye sisteminden fabrika sistemine geçirmiş olduk. 1988'de Hadımköy'de bu fabrika arsasını almış olduk. 1993'te inşaata başlayıp 96'da da fabrikaya tamamen taşınmış olduk. 3000 metrekarelik bir kapalı alan içindeyiz. Bu 3000 metre kapalı alanda çeşitli makineler oluşturduk. 45 kişiyle geldiğimiz Hadımköy'e bir sene içinde 120 kişiye çıkmış olduk. Türkiye'de ilk bu üretimi yapan firma olduğumuz için piyasada çok kısa sürede tanınmış olduk.
Bu aynı zamanda yurt dışına da ismimizin taşınmasına sebep oldu ve bu yıllar içinde Almanya'dan bizimle görüşme talepleri başladı. Oradan da firmalar bizi ziyaret ederek birlikte iş yapmak istediklerini söylediler. O tarihlerde 1998 ve 2000'li yıllar arasındaydı. O dönemlerde ilişkiler başladıktan sonra biz ISO 9000 sistemini oluşturma kararı almıştık. Kalite sistemi başladıktan sonra yoğun bir altyapı çalışmasına giriştik. Dokümantasyon oluşturmaya başladık. Çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Çünkü Türkiye'de maalesef yazılı dokümantasyona pek insanlar meraklı değil. İşte zorlarına gittikleri için kayıt tutmak, sürekli sözlü olarak birbirleriyle iletişim kurdukları için bunları kabul ettirmek uzun zamanımızı aldı. 5 sene sonunda ISO 9000 sistemiyle ilgili bütün dokümantasyonlarımızı oluşturduk ve denetlemeye hazır hale geldik. Alman TÜV şirketiyle denetleme günü geldi. Arkadaşlar gelip denetlemeyi yaptıktan sonra şirketimizle ilgili şöyle bir laf sarf ettiler. Ali Bey sağ olsun, yaşıyorsa selamlarımız olur inşallah. Türkiye'de yani şu andaki sizin mevcut durumunuza baktığımız zaman küçük bir işletme olmanıza rağmen Türkiye'nin 10 kurumsal şirketinin arasına koyabiliriz sizi dedi. O kadar güzel bir dokümantasyon hazırlamışsınız dedi. Bu bizi tabii çok mutlu etmiş oldu. Çünkü biz dokümantasyonda şöyle bir yol izledik. Standart elimizde bulunsun diye değil, işleyiş nasılsa onu kağıda döktük. Yani burada işler nasıl yürüyorsa onu kağıda döküp onu uygulamaya tekrar aldık. Gelen insanlara da en azından Kurtman şirketinde işler nasıl yürüyor diye her birimin ayrı ayrı dosyalarını oluşturduk. Ve o dosyalardan iş akış şemaları, talimatlar, prosedürler hepsini altyapıyı oluşturup o şekilde bir kadro oluşturduk burada. 2005 yılına kadar bu süreç devam etti. 2005 yılında artık kullanmış olduğumuz muhasebe bölümünde kullanmış olduğumuz ETA programının yetersiz kaldığını gördüğümüz için ne yaptık? Arayışa başladık. Ne tür bir program alabiliriz diye incelemeye başladığımızda 3-4 tane firmayla görüştük. Bunlardan teklifler aldık, görüşmeler yaptık. En son Netsys yazılımı Türkiye İzmir kökenli bir firmaya. Onlarla oturduk masaya. Yoğun bir görüşmelerden sonra onlarla anlaşmamızı yaptık ve 2006 yılından itibaren Netsys programını firmamızda kullanmaya başladık. Netsys programı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm muhasebe bölümü, satın alma, satış, pazarlama kısmı. Diğer bir kısmı depo otomasyonu, diğer bir kısmı da üretim otomasyonu diye 3'e ayrılıyor. Bunlar nedir? Mesela üretim otomasyonunda üretilen ürünler günübirlik bilgisayar aracılığıyla programa giriliyor ve oradan bizlere mail geliyor. O gün hangi makinede hangi iş ne kadar yapılmış, o makine ne kadar durmuş, ne kadar arıza yapmış, ne kadar ayar zaman harcanmış, işte takım bileme zamanları falan bunlar hepsi bizim önümüze mail olarak gelmeye başladı. Bu tabii bize ne sağlamış oldu? Hem kayıt sistemimizi, veri datamızı düzgün bir hale getirmiş olduk. Geçmiş yıllara dönerek kıyaslamalar yapabildik. Daha önce yaptığımız üretim adetleriyle kıyaslayarak grafikler oluşturup üretimdeki verimsizliği en aza indirmeye çalıştık. Buradan da bunları görmeye başladık artık. Altyapının ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Yani evet. Çok da evet. Detaylandırarak çok da güzel ifade ettiniz. Şu anki durumdaysak, yani şu anki bulunduğumuz durumu aslında geçmiş dönemde almış olduğumuz önlemlere ve altyapının sağlamlığına mı borçluyuz? Tabii kesinlikle. Yani burada tabii ne bizim avantajımız neydi? Aile şirketi olmanın verdiği bir avantaj vardı. Biz 5 kişi burada bir fiil. Herkes bir birimin başındaydı. Mehmet Kurtöz muhasebe bölümünün başındaydı. Finans ve muhasebe bölümünde. Murat Kurtöz ticari işlerle ilgili bütün makine alımlarıyla, makine satışlarıyla, ham madde alışlarıyla ilgili toplu alışlarda, inşaatla ilgili bütün görevler ve Murat Bey'in kontrolündeydi. Ben üçüncü kişi olarak yaş sıralamasıyla geliyorum. En büyüğümüz Mehmet Kurtöz, sonra Murat Bey, sonra ben Kenan Kurtöz olarak. Ben de kalite teknoloji bölümü, dokümantasyon sorumlusu bu bölümlerde görev aldım. Haydar Kurtöz amcaoğlu, diğer bir ortağımız, o da üretim ve planlama kısmında görevliydi. En küçüğümüz olan Mesut Bey,
Mesut Kurtes. O da satış pazarlama bölümü sorumlusu. Herkes kendi bölümüyle ilgili verileri getirdiği zaman çalışmaları ister istemez ortak bir ekip çalışmasıyla güzel bir durum ortaya çıkmış oldu. Ve bunları biz bilgisayar sistemine aktararak gelecek nesillere güzel bir ortam sağlamış olduk yani. Hidrolik boru bağlantı elemanları alanında faaliyet gösteren firmanın üretim detaylarını ve ihracat çalışmalarını öğreniyoruz şimdi de. Peki üretim sürecinden bahseder misiniz sevgili izleyenlere? Tabii bizim üretimimiz hidrolik bağlantı, boru bağlantı elemanları diye geçiyor. Alman standartları doğrultusunda üretim yapıyoruz. Dünya standartlarında da ISO standartları diye geçiyor. Aynı şekilde Amerikan standartları, Japon standartlarına uygun şekilde üretimlerimiz devam ediyor. Bu bizim ürünlerimiz 3000'in üzerinde çeşit var. İlk başladığımızdan beri yani biz firma olarak bir adetten milyonlarca adete kadar üretim yapabiliyoruz. Müşterilerimize o şekilde hitap edebiliyoruz. Süreç içinde tabii bu mümkün, yani çeşit çok olduğu için üretimi aksatmalara neden olduğu için mümkün oldukça az adetli işleri almamaya çalışıyoruz. Yüksek adetli işler daha tercihimiz oluyor. Kullanmış olduğumuz ham madde tamamıyla yurt dışından gelen birinci sınıf kalite malzemelerdir. Sertifikalı malzeme olmak zorunda. Müşterinin genel talebidir bu. Gelen malzemeyi depomuza giriş yapılır. Depodan sonra planlama bölümünden açılmış olan iş emirleri doğrultusunda hangi makinede hangi malzeme üretilecekse ham madde o tezgaha verilir. Orada üretim yapıldıktan sonra günlük olarak çıkan ürün dediğim gibi data sistemine girilir bilgisayar aracılığıyla. Orada biriken veriler günübirlik yöneticilere mail olarak gider. Üretim safhaları olarak da makine bölümünde yapılan ürünler yıkama temizleme bölümüne gider. Orada temizliği bittikten sonra kaplama safhasına geçer. Kaplaması yapılır. Kaplama yapıldıktan sonra bitmiş mamul depomuza iner. Orada paketle sayım ve paketleme işlemi yapılır. Müşterinin talebi doğrultusunda müşteriye ne kadar sevk edilirse oradan sevki yapılır. Bunlar tamamıyla bilgisayar sistemi üzerinden çalışır. Peki Türkiye'de ve yurt dışında çalışıyoruz dedik. Evet. Yurt dışında hangi ülkelerle anlaşmalıyız ve ilerleyen süreçlerde bu alanla ilgili farklı ülkeleri de kendi bünyemize katmayı düşünüyor muyuz? Tabii. İhracat olarak Almanya, Avusturya, İran, İspanya gibi firmalarla çalışmaktayız şu anda. İhracata ağırlık veriyoruz. Daha başka ülkelere de pazarlama sistemimizle açılmayı düşünüyoruz. Fakat Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu şu anda. Maalesef ülkemizde eleman sıkıntısı çok büyük bir safhada. Eleman bulamadığımız için ikinci vardiyayı oluşturamıyoruz. Birinci vardiyayı tam kapasite çalıştıramıyoruz. Bundan dolayı da ihracata çok fazla ürün yapamıyoruz. Yeni gelen siparişlere birçoğunu reddetmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunun giderilmesi için de devlet büyüklerimizden bu destek konuya istiyoruz. Eğilmelerini bekliyoruz ve destek istiyoruz. Yani bu istihdam konusu halledilirse, yani eleman konusu diyelim daha doğrusu, açık bir tekniker, meslek lisesi mezunu eleman sıkıntısı var piyasada. Bütün sanayicilerin ortak sorunu bu şu anda. Onun dışında inanın ki vasıfsız eleman bile şu anda bulamıyoruz. Yani meydancı etrafı temizleyecek, talaşları süzecek bir eleman bile bulmakta zorlanıyoruz artık.